Evet, şu kainatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmet-i icraat ve seyyaratın, yani gördüğümüz gezegenlerin, seyyaratın teyyar misali. Allah Allah bak. Seyyareler uçaklar gibi gidiyor değil mi? Saatte 108 bin kilometre hızla dünya güneşin etrafında dönüyormuş. Saatte. Allah Allah. Saniyede 38 bin. Bir de kendi kilometre etrafında dönüyor. Hem güneşin etrafında. Milyarlarca seneden beri. 46 yaşındayım. 46 seneden beri hep dünya dönüyor. Dön bakayım dön. Mevlevi gibi. Atomlar da dönüyor bak. Şimdi bak atomlara, zerrelere, onlar da dönüyorlar değil mi? Dünya da dönüyor, güneş de, bak bütün yıldızlar bir nevi, mevlevi gibi dönüyorlar yani. Allah Allah. Peki onu tahrik edip döndüren kim? Faali Rabbani, bak Cenab-ı Hakk'ın faaliyeti. Kim döndürebilir ya? Koca yıldızları diyor. O ulvi, ecranı büyük olan yıldızları tahrik edip harekete getirmek elbette böyle bir haşmet-i rubiyet. Efendim büyük bir saltanat sahibi olan Kadir-i Zülcelal'in gücü ve kudretiyle oluyorlar. Kim ya? Biz kendimizden aciziz ya. Bırak dönmesini. Biz buradan aşağı inmeye bile aciziz ya. Koca güneşleri, koca yıldızları, ayları döndüren Allah ahireti, ebedi hayatı niye getiremez? Evet. Güneşi halka lamba, pardon, hareketler gibi azametli hareket ve arzı insana beşik. Arzı dünyayı insana ne yapmış abi? Beşik. Beşik. Çocuk dünyaya gelmeden önce ne yaparlar abi? Beşiğini. Önce neyi hazırlarlar? Beşiğini hazırlarlar. Ne lazım? İhtiyacı var. Şuna lazım. Güzelce bir beşiğini hazırlanır. Ondan sonra çocuk neye hazır gelir? Beşiğe gelir. Cenab-ı Hak da dünyayı ne yapmış insanlara? Beşik. Neye ihtiyacımız var? Süte. Bak Cenab-ı Hak inek vasıtasıyla bize süt gönderiyor ya. Şuursuz bir hayvanın memesinden size diyor, süt ikram ediyorum diyor ya. Şuursuz ya. Nereye çevirsen oraya gider ya. 5 yaşında bir çocuk koca bir tonluk ineği götürüyor. Eğer o ineklerin, öküzlerin diyor aklı olsaydı rahmetli trenine tabi, vallahi dışarı çıkamazdık diyor. Hepsi bizi içeri atarlar için. Hakikaten doğru. Allah onlara akıl verseydi, eğer ineklerde, öküzlerde akıl olsaydı, yemin ediyorum onlar bizi hapsederler, atarlar da içeriye bizi. Bak Kurban Bayramı'nda bazen görüyoruz değil mi? Bir huysuzlanıyor, değil mi? Herkesi takıyor. Anasını arttırıyor böyle. Bütün belediye, bütün hepsi onu yakalamak için, düşün bir de aklı şuuru olsa, anasını arttırıyor. Ama Cenab-ı Hak onlara akıl vermemiş değil mi? Şuursuz hayvan. Niye? Çünkü bizim ihtiyacımız var. Bak Cenab-ı Hak inekle süt gönderiyor. Arıyla bal, bal gönderiyor ya. Arıyla bal. Ufacık bir sinek ya. Sinek, her sinek. Şey bize hizmet ediyor. Cenab-ı Hak hizmet ediyor ya. Tavuk yumurta gönderiyor tavukla. Kır diyorsun oğlum şurada iki tane yumurta. Kuruyorsun hemen. Güzel bir melemen yapıyor veya bir şey yapıyorsun. Oh. Kaç tane vitamin var, şey var. Allah Allah. Her şey hizmetimizde. Allah bakıyorsun Cenab-ı Hak neler yaratmış ya değil mi? Ya. Tavuk öyle. İnekler öyle, develer öyle, eşek desen merkep diyorsun, eşek deyip geçme. Bugün eşekler olmasa dağlara, tepelere kim çıkıyor? Odunlar taşıyorlar ya, eşeklerle. Şeylerin çıkamadığı yere eşeklerle götürüyorlar, öyle değil mi abi? Ya onların bile işe yarıyor ya. Yüksel abiye sor, o bilir. Şimdi düşün, Cenab-ı Hak bütün kainata diyor bak, bütün kainatı insana musahhar etti diyor bak. Allah bütün kainatı insana hizmetkar etti diyor Bediüzzaman. Hizmetkar ya. Amen. Öyle değil mi abi? Amen. Ya onun için bu kainatın sahibinin muhabbetini ve sevgisini kalalım. Onun için ne diyor 11. sözde, 11. lamada Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini kazanmak için Habibullah'a ittiba edin diyor. Allah'ın sevgisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittibadan geçer. İnsan için en âli maksat diyor Bediüzzaman, Allah'ın muhabbetini kazanmaktır. Bundan daha büyük mesele var mı? Allah'ın sevgiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittibadan geçer. Şu zamanlar, şu son zamanlarda ben Muzi Ahmediye okuyorum. Hatta bugün de okuduk.
Mucize-i Ahmediye Risalesi 19. mektuptur kardeşler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 300 tane mucizesinden bahseder. Aman yarabbi ya. Öyle bir peygamber ki Aleyhisselatü Vesselam taşlar, efendim ağaçlar ona ne diyorlardı biliyor musun? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Ağaçlar, taşlar hepsi dile geliyordu ya. Secde ediyorlardı diyor. O halde ya. Böyle bir peygamberin ümmeti olmuşuz değil mi? Aleyhissalatü vesselam. Fahri kainat aleyhissalatü vesselam. Öyleyse o ümmet, onun ümmeti olduysak ona layıkta ne olmamız lazım? Ümmet olmak lazım. Ya. Evet. Demek ki güneşi halka lampa yapmak.